Yollarımız kapandı. Ön taraftan hızlı tren güzergahı diye kapattılar. Tamamen kapandı. Arka tarafı il trafik komisyonu köprüyü kapattı. Bizim arazilerimizde yol yoktur. Sivas'ın Karşıyaka mahallesi Kesikköprü civarında bulunan 10 hane, tarihi köprünün araç ulaşımına kapanması, yeni yapılan köprü ve devam eden yüksek hızlı tren projesi dolayısıyla yolları kesilince yaya kaldı. Sivas kent merkezi Karşıyaka mahallesi Kesikköprü çevresinde yaşayan vatandaşlar, Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan 727 yıllık tarihi köprünün araç ulaşımına kapatılmasıyla yaya kaldılar. Evlerine ulaşabilmek için farklı çözümler üreten vatandaşlar, önceleri tüm tehlikeyi göze alarak tren yolu hattını kullanmaya başladı. Tren yolu hattında da inşaatın başlamasıyla evlerine araçlarıyla ulaşmaları mümkün olmadı. Araçlarıyla evlerine gidemeyen yaklaşık 10 hane sakini 300 metre ile 1 kilometre arasında yürümek zorunda kalıyor. Mahalle halkının tek isteği ise evlerine araçlarıyla gidebilecekleri bir yola sahip olmak. Otomobilleriyle evlerine ulaşamadıklarını ifade eden Nihat Kılıç, "Yollarımız kapandı. Bir taraftan hızlı tren güzergahı olduğu için kapattılar. Ön tarafımızda tarihi köprü olduğu için kapatıldı. Evimize ulaşamıyoruz." dedi. Önce biz tren yoluna arabamızı park ediyorduk. Oradan geçiyorduk zar güç yani. Trenden tehlike atlata atlata geçiyorduk yani. Ondan sonra tren yolunu da kapattılar hızlı tren geleceği için. Bizim geçeceğimiz hiçbir yol yok. Tarihi köprüyü kullanmak zorunda olduklarını belirten Tekin Şehioğlu ise 800 yıllık bu köprüyü bizi kullanmaya zorluyorlar. Başka yolumuz yok, yürümek zorunda kalıyoruz dedi. 100 yıllık bu köprüyü kullanmaya zorluyorlar. Başka yolumuz yok. Oradan da yürüyerek geçiyoruz. Orayı köprü yıkılacak. Köprüye bakım yapılmıyor. Orayı da kapattılar. Arabayla hiçbir yerden geçemiyoruz yani. Çok zor durumdayız.